Böyle bir şey hazırlayınca buraya birkaç tane küçük çatal, kaşık, bıçak bir şeyler gerekli oluyor. Ama bu fındık kadarı geçtim ben. Birazcık fazla bir oldu. Biraz fazla çünkü kaşığım kirli. Evet. Böyle bir şey hazırladık. Başka bir ceviz toz bir dakika, haline geldikten bakın bu sonra. kadar ceviz, bu Bunu kadar. sonra bir tam cevize çıkabilirler. Onu da koyuyorum. Şöyle, evet, bunu da koydum. Siz güzel bir yerde onu elleriniz temizken şöyle. Kavrulmamış çiğ fındık iki tane. İki tane. Evet. Bir bir başlayıp ikiye çıkılacak. Evet, Ceviz ben fındık. şunu da ezeceğim. Bir dakika. Bunları Bunları ben şimdi toz halinde çektiriyorum aslında. bir dakika. Şöyle bir şey yapıyorum. Evet. Bunu küçük kırdığımızı düşünün. Toz halinde çektiriyorum. Evet, bir ceviz iki fındık hesabıyla bir küçük cam kavanoza koyduruyorum. Ve anne kahvaltıyı hazırlarken daha önce bir ceviz iki fındık tozu ne kadar miktardaysa o kadar kahvaltısına koyuyor. Evet. İşte Şimdi bu. böyle bir kahvaltı. Bunu yavaş yavaş küçük parçalar halinde veriyoruz. Evet. Şahane Bunu anne bilgiler. sütüyle sulandırabilir anneler. Ah, nefis. Çekerek. Bu Nefis. ideal bir bebek Bir kahvaltısı. dakika, bu söylediğiniz çok önemli. Erkan gidiyoruz. Diyor ki hocam, bu kahvaltıyı sağdığı anne sütüyle birazcık yumuşatabilir diyor hocam. Bu kadar değerli bir bilgi olamaz. Şimdi çocuklarda bağışıklık güçlendiren besinlere geçeceğim. Buraya bir ilaveniz, bir cümle alacağım reklam. Kahvaltının içine bisküvi koydurmuyoruz, ekmek koydurmuyoruz. Bak bizde koyduruyorlardı. Koydurmuyorlar. Değişti artık olaylar. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra hocam burada bazı şeyleri not alın efendim. Gerçekten kıymetli hocamızın kıymetli vaktini alarak buraya getirttik. Teşekkür. Çok değerli bilgiler, reklamlar. Evet, Erkan ben burada mı durayım? Peki oraya gidiyorum. Selda hoş geldin. Hoş bulduk Derya Hanım. Sosyal medya galiba biraz böyle hareketli, çok güzel sorular da var. Ama hocama hiç vakit kaybettirmek istemiyorum. Sonra soruları da cevaplayacağız. Hocam soruları cevaplarsınız değil mi sonra Tabii, bana gelen soruları? memnuniyetle. Biz de yardımcı oluruz size. Selda mutfak editörümüz geçen gün benim oyunculukta bana yardımcı olmuştu. Bugün bize Estağfurullah. mutfakta yardımcı olacak. Sağ ol Selda. Rica Şimdi ederim. orada konuşamadığımız bir konumuz kaldı. Çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek. Bu genel kaç yaşa göre bilgiler? Bu aslında bizim için bile önemli. Şimdi bir yaşına kadar olan beslenmeyi aşağı yukarı anlattık. Çocuklarda daha sonraki çocuklarda yani bir yaşından sonraki çocuklarda olacak şekilde bir bakalım neler var burada. Bir noktaya değinmek istiyorum. Fruktoz yükü fazladır. İşte bu da çocukta istenmeyen şeyler yapabilir diye sanki erişkinmiş gibi çocuk meyveleri ve sebzeleri elinden almayalım. Bu Harvard grubu beslenmede önemli. Dünya Sağlık Teşkilatı da öyle. Diyor ki günde 5 öğün çocuk taze meyve ve sebze tüketirse idealdir. Yani bir öğünde elma verirseniz öteki öğünde armut verebilirsiniz veya ne varsa kivi verebilirsiniz ve yeşillik yemeği, çiğ yeşillik yemeği çocuklara öğretin. Mesela brokoliyi çiçek gibi ayırın. Bu bağışıklık sistemi için çok önemli. Tatlı biberi eline verin, kırmızı veya yeşil, onu gevelesin. Havuç yemeyi bilsin. Domatesi meyve gibi tüketmeyi bilsin. Tabii mevsiminde olan Meyve, organik sebzeleri. meyve ve sebzeleri diyoruz. Bir de okula giderken çocukların cebine kuru yemiş koyalım. Çünkü çekirdekli kuru üzüm de olmak üzere ceviz, fındık, badem kavrulmadan çiğ olarak çocuklara öğretilmeli. Yemenin iyi olduğu öğretilmeli. Ve tercihen bu kuru yemişler kabuklu olarak alınmalı. Kendiniz kıracaksınız evde. Cevizi kırıp da verin. Fındık kırma aletleri var biliyorsunuz. Çok önemli Onunla konular. çıtır çıtır
kırıp hiç kavurmadan verin. Evet, kavrulunca daha lezzetli oluyor ama bizim vermek istediğimiz temel besin, fındığın olsun, bademin olsun, cevizin olsun, taze olarak verildiği zaman, mesela bunların içinde kalsiyum da var, C vitamini de var, omega 3 de var. Omega 3 biliyorsunuz dışarıdan almamız gereken bir trigliserit. Omega 3'ü vücudumuz sentezlemiyor. Ne de var? Bitkisel o gıdalarda var. Mesela semizotunda var, cevizde var, dereotunda var, yeşilliklerde olabilir. Ama eğer bitkisel olarak omega 3'ü alıyorsanız bilin ki bu çocuğunuz için yeterli değildir. Çünkü bitkisel omega 3'ün DHA ve EPA denilen formatı, yani çocuğun bağışıklığı ve zihinsel fonksiyonu, sinir sistemi için gerekli olan formata geçmesi için vücutta karaciğerde muameleye tabi tutulması lazım. Dolayısıyla bundan alınacak olan omega 3, balıktan alınacak omega 3'e göre daha düşük oranda. Çocukların balık yemesini istiyoruz. Somonun omega 3'ü yüksek, 1 yaşından sonra verilebilir. Hamsi omega 3'ü en yüksek olan, hem de en ucuz olan balıklardan. En şahane. Evet. Benim balığım. Evet. Küçük. Evet. Ben de çok severim hamsiyi. Nasıl versin? Bir dakika. Hamsi şimdi tam da böyle yeni yeni değil mi hareketleniyor. Evet. Hocam nasıl versinler? Kaç yaşından sonra acaba buharda mı pişirsinler şöyle sebzeyle, veya bir kağıtta fırında mı pişirsinler? Bu şahane bir soru. Çünkü çok yanılan noktalar var. Biliyorsunuz hamsi klasik olarak una bulanır, kızartılır ama biz çocuklarda bu şekli önermiyoruz. Izgarayı öneriyoruz, fırında öneriyoruz ya da buğulama tarzında suda haşlama şeklinde öneriyoruz. En faydalı olan şekil bu. Mikrodalgada balık yapmayı önermiyoruz. Onun için fırında yapmak çok kolay. Yanına patatesini, biraz soğanını, biraz yeşilliğini koyarsınız. Piştikten sonra üzerine biraz zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Çıktıktan sonra yeşil salatayla, ki bu yeşil salatanın içine siz isterseniz yağlı taneli, mesela ay çekirdek içi veya kabak çekirdeği içi veya ceviz koyabilirsiniz. Limon ve zeytinyağıyla çocuğa servis yapabilirsiniz. Bunlar önemli. Eğer büyük çocuksa tercihen evde yapılmış lahana turşusu az miktarda yiyebilir, suyunu kaşıklayabilir. Çünkü bağışıklığı arttıran şeylerden birisi de biliyorsunuz probiyotik içeriği doğal olarak bulunan ve bu bağışıklığı arttıran ürünlerde başlıca olan kefir, yoğurt, lahana. Evde yapılmış lahana turşusunun suyu. Eğer siz marketten turşu alırsanız bunun suyunda yeterli probiyotik olmayacak. İstediğiniz kadar verin bunu. Bu sadece asetik asit gibi midesini tahriş edebilen bir diyet şeklinde, gıda şeklinde olacak. Onun için biraz emek ve vakit sarf edip mümkün olduğu kadar çocuklarımıza verdiğimiz yiyecekleri evde hazırlamaya çalışalım. Mikrodalgada ısıtmıyoruz dedi hocam. Isıtmıyoruz. Lafınızı kestim, pardon. Isıtmıyoruz. Çok önemli. Mesela pirinç pilavı, bulgur pilavı yaptınız. Bunu ikinci kere ısıtmayacak miktarda yapın. Çünkü pilav yüksek ısıda ısıtıldığı zaman bir takım istenmeyen maddeler olabiliyor. Mesela ıspanak yaptınız. Ispanağı bekletirseniz veya kaynata kaynata tekrar tekrar ısıtırsanız, sakın, o zaman çocuğa boşu boşuna yeşil ot yedirmiş olursunuz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hocam, 2 dakikanızı alıyorum. Kitaplarınızı göstermeden sizi gönderirsem çok üzülürüm sonra. Hocamın 2 tane çok kıymetli kitabı var. Lütfen alınız, bakınız. Şöyle yapayım. Gördük mü Erkancığım? Süper bilgiler veriyor. Yani araya bile girmeye kıyamıyorum. O kadar değerli bilgiler. Hocam şu gruplardan da hemen bahsedelim. Kuş burnunuz var. Evet. Onu... Kuş burnunu çocuklara arada bir kuş burnu çayı yaparak içirebilirsiniz. Evet. Abartmamak lazım. Çocuk erişkin gibi değil. Mesela bir çay bardağı kuş burnu C vitamininden çok zengindir. İçebilir çocuklar. Nar. Antioksidan özelliği C vitamini çok yüksek. Bunu devrede tutmak lazım ama tanelerini yiyebiliyorsa çocuk bunu taneli olarak tüketsin. Yani suyundan ziyade taneleri yesin. Mandalina, portakal, limon, kiwi.
kivi çok zengin C vitamini içeriği vardır. C vitamini anneler bazen soruyorlar vitamin takviyesi diye. İşte vitamin takviyesi bunlar tazecik. Evet. C vitamininden yüksek, antioksidan özelliği olan posalı. Posalı, kalsiyumu, magnezyumu, potasyumdan evet. zengin olan gıdalar. Bunları vereceğiz. Mi birazdan? Kış mevsiminde özellikle çocukların bağışıklık sistemine dikkat etmek lazım. Kefiri tercihen evde hazırlayın. Kefir mayasıyla hazırlamak kolay. Çocuğa kefiri bir çorba kaşığı, iki çorba kaşığı veya yarım çay bardağı verebilirsiniz. Bir takım yeni moda gıdalar var. Mesela chia tohumu gibi, quinoa gibi. Çocukluk yaş...